Uygar, matematik dersinde yaptığı bir etkinlikte dik koordinat düzleminin birinci bölgesinde bir nokta işaretliyor. Sonra işaretlediği bu noktadan 3 birim aşağı ve 2 birim sola giderek x eşittir 4 doğrusu üzerinde ikinci bir nokta. İkinci noktaya aynı işlemi uyguladığında ise y eşittir 1 doğrusu üzerinde üçüncü bir nokta elde ediyor. Toygar, üçüncü noktaya aynı işlemi uygulayarak elde edeceği dördüncü noktanın koordinatları toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar başlangıçtaki noktamız bakın A virgül B olsun. Bakın bu bizim ilk noktamız. Bir nokta işaretledik. 3 birim aşağıya 2 birim sola. Şimdi aşağı götürmek ordinatı etkilerken sola ve sağa götürmek apsisi etkiler. O halde önce apsisten 2 çıkarttık. Bakın 3 birim aşağıya için B'den de 3 birim çıkarttık. Şimdi bu nokta x eşittir 4 doğrusu üzerinde. Şimdi x eşittir 4 ise arkadaşlar bakın apsisimiz 4. Yani şu kısım 4 olmalı. O halde A eşittir 6 geldi. Bu bir. Bakın bu ikinci noktamız. İkinci noktaya yine benzer işlemi uyguluyorum. O halde A'dan 4 çıkarttık bu sefer. Bakın B'den ise 6 çıkarttık. Bakın bu noktamız ise Y eşittir 1 doğrusu üzerinde. O halde burası 1 doğrusu üzerinde olduğundan B 7 geldi. Bakın aynı işlemi bir daha uyguladık. 2 çıkartırsak A eksi 6, 3 çıkartırsak B eksi 9 oldu. Şimdi A yerine 6 koyarsak bakın 6 eksi 6'dan bu kısım 0. B yerine 7 koyarsak 7 eksi 9'dan bu kısım eksi 2. Bakın son noktamız bu. Koordinatları toplamı eksi 2 olur. Dik koordinat düzleminde bir PA virgül B noktası x ekseni boyunca pozitif yönde 2 birim, y ekseni boyunca negatif yönde 4 birim ötelendikten sonra elde edilen nokta orijin etrafında 180 derece döndürüldüğünde yine aynı PA virgül B noktası elde ediliyor. Buna göre A çarpı B kaçtır? Bakın başlangıç noktamız A virgül B. Şimdi x ekseni boyunca 2 birim ötelersem apsise 2 eklerim. Y ekseni boyunca negatif yönde 4 birim ötelersem ordinattan 4 çıkartırız. Bakın 180 derece döndürürsek x de işaret değiştirir. Yani bu kısım eksi a eksi 2, bu kısım ise eksi b artı 4 olur. Bakın elde ettiğimiz bu nokta ile başlangıçtaki noktamız aynı. O halde apsisler aynı. A eşittir eksi a eksi 2. Aynı şekilde b eşittir eksi b artı 4. Bakın ilkinden 2a eksi 2 olur. Yani a eşittir eksi 1. İkincisinden 2b eşittir 4, b eşittir 2 gelir. Bize a ile b'nin çarpımını sormuş. Aradığımız cevap C seçeneğidir. Dik koordinat düzleminde x eşittir 2 doğrusu ile iki eş parçaya ayrılan çember y eksenini iki farklı noktada kesmektedir. Çemberin y eksenini kestiği noktalar arasındaki uzaklık 3 birim olduğuna göre çemberin çevresi kaç birimdir? Bakın arkadaşlar şöyle birinci bölgeyi çizmemiz yeterli. Şimdi bakın bu kısım x ve şu kısım y. Şimdi x eşittir 2 ile iki eş parçaya bölüyor. Bakın şöyle x eşittir 2'yi çizelim. Bakın şurası x eşittir 2. Şimdi iki eş parçaya böldüğümüz zaman bakın y eksenini kestiği noktalar arasındaki uzaklık 3 birim. Şimdi arkadaşlar bizim için bu kısım kesinlikle ve kesinlikle çapın üzerindedir. Çünkü iki eşit parçaya bölüyor. Bakın merkezimiz de burada olsun. Şimdi merkezden bakın burası da bir kiriş olacağından kirişe atmış olduğumuz dikme burayı iki parçaya böler. Yani bu kısım 3 birimdi. O halde burası 3'ün yarısı olur. Ve bakın burası da 2 birim. Bakın çemberin merkezinden kestiği noktaya götürdüğümüz yer ise bizim için yarıçap verir. Bakın burada güzel bir Pisagorumuz var. 2'nin karesi artı 3 bölü 2'nin karesi eşittir r kare. Bakın buradan 4 artı 9 bölü 4 eşittir r kare. 4 kere 4 16, 9 da buradan r kare eşittir 25 bölü 4. O halde r dediğimiz ifade 5 bölü 2 oldu. Şimdi soru bizden çevreyi istiyor. Bakın 2 pi r. R yerine 5 bölü 2 yazarız. 2'ler gider. Aradığımız cevap 5 pi olur. Koordinat düzleminde 3 özdeş dikdörtgen şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Verilenlere göre A ve B noktalarından geçen doğrunun denklemi nedir? Şimdi bakın A'nın apsisi 1, ordinatı 3. O halde dikdörtgenin kısa kenarı 1 iken uzun kenarı 3.
Bakın benzer şekilde uzun kenarımız 3. Bakın bu kısım 1. O da burası 2 olacak. O da bakın B noktası için bakarsak şu şekilde. Bakın bu kısım 2 ve bu kısım 1. O halde B noktamız 3'e 1. Bakın eğim bulalım. M eşittir. Bakın y'ler farkı 3 eksi 1 bölü x'ler farkı 1 eksi 3. Bakın buradan 2 bölü eksi 2'den eğim eksi 1 geldi. O halde y eksi. Bakın A noktamızı alabiliriz kullanırken. Y eksi 3 eşittir eğim çarpı x eksi 1'di. Bakın buradan y eksi 3 eksi x artı 1'den eksi x'i karşı tarafa, eksi 3'ü karşı tarafa atarsak x artı y eşittir 4 doğrusu olur.